Bunların kaçması hiç iyi olmadı arkadaşlar. Bu fare konuşmaz. Konuşması kardeş, biz her şeye hazırız. Tamam, hazırız da onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bu elimizdeki gözden bir şey çıkar mı sence? Ondan artık hiçbir şey çıkmaz kardeş. Kardeş, o şerefsiz bana, beni kimsen gelemez. Sen kardeş, ben de geliyorum, haydi. Durdurayım mı şunları? Karışma, boş ver. Ne yaparsa yapsın, hakkıdır. Ulan size bir kere söylemedim mi lan? Benden habersiz bir şey yapmayın. Benim bütün planlarım işine itiriz lan! Olan oldu abi, yapacak bir şey yok. Benim gözcü peşlerinde, yerlerini çözmüş. Şimdi ne yapacağız, onu söyle bize. Yerleri çözsen ne olacak Baran? Plan yok, plan yok oğlum. Abi, planı buradan salırsak olur mu? Faruk'la İsmail de plansız iş yaptılar. Ne oldu? Biri mezarda, biri ellerinde lan. Abi, senin detaylı bir plan kurman uzun sürer. Şöyle kestirmeden ne yapabiliriz onu söyle. Baran, ara gözcünü, nerede, ne yapıyorlar, bütün bilgileri sana versinler. Tamamdır abi. Oğlum bak, biz senden çok sıkıldık. Şimdi sana tek bir soru soracağım, bana tek bir cevap vereceksin. Yoksa senin burada kafana basarım. Tamam abi. O baranlar elimizden kaçtı. Sence nerede olabilirler? Bilmiyorum abi, her şeyi söyledim size. Oğlum niye vurdun lan? Yorma kendini, hem enerjini diğerlerine sakla. Bununla mı uğraşacağız? Abi ne diyorsun? Bunlar saldıracak mı? Sen olsan saldırmaz mıydın Mahmut? Orası öyle. Bu saatten sonra baskın yersek toparlanamayız zaten. Bunlar rahat durmayacaklar. Nerede ne yapacakları da belli değil artık. Aynen. Kuduz köpek gibi saldıracak bunlar. Mahalleye geçelim mi abi? Geçelim geçmesine de. Saldırı oraya da olabilir, buraya da olabilir. Abi bence mahalleye geçmek daha mantıklı. En azından bir saldırı olsa mahalle kalabalıktır. Mahallenin kalabalık olması önemli değil. Ansızın bir saldırıda hepsini götürürler. Bir saldırı olacak ama nerede ne zaman saldıracakları belli değil. Kaçarı yok. Savaş başladı. Buraya da bir ayarlama çekelim Kazım. Ne olur ne olmaz. Belki mahalleye geçebiliriz. Sigara versem. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kardeş, ne durumdayız?
Vallahi beklemedeyiz kardeş, şu anlık bir haber yok. Fazla sürmez, fırtına kopar. Bence saldırıyı mahalleye yapacaklar. Adamlara darbe vurduk, rahat durmazlar. Olabilir. O Faruk daha konuşmadı değil mi? Vallahi kardeş zorluyoruz ama konuşmaz bu herif. O zaman sığın kafasına gitsin kardeş. Vallahi durum onu gösteriyor. Neyse Doğu, biz etraftayız, bir şey olursa haber verirsin. Yok kardeş, beraber çıkak hele bakak ne oldu? Abi kafanda ne var? Gözcünün verdiği bilgiler işimize yarar mı? Düşünüyorum. Mahallede zor olsa da az bir şansımız var. Ama çaktırmamamız lazım. Doğru. Hissettirmeden tek tek indirmemiz lazım. Bu dediğin zor abi. İlla ki gören duyan biri olacaktır. Ama şansımızı deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Abi o zaman hızlı davranmamız lazım. Tamam, biraz toplayayım, size haber vereceğim. Bence hızlı olalım abi. Bu iş uzarsa sonumuz olur. Faruk konuşmadı değil mi? Hayır, konuşmadı kardeş. Ona işkence yapsak da boş. Anladım kardeş, anladım. Peki bu haliyle bizim işimize yarar mı? Olabilir. Mesela? Onu riske atmamak için buraya baskın yapamazlar. Belki de onu gözden çıkartıp baskın yapabilirler. Desene köşeye sıkıştık. Ben de her yere haber saldım. Hiçbir yerde izleri yok. Baran, senle Poyraz mahallenin arka tarafından girin. Yani bahçe tarafından. Tamamdır abi. Oradan beraber girin. Sonra ayrılın. Niye abi? Oğlum, sizi böylece fark etmezler lan. Doğru söylüyorsun abi. Ama mahalle karabalık olacaktır. Eğer dediğimi yaparsanız bu işi bitiririz. Tamam abi. Sonra ne yapalım? Diğer adamımız da normal mahallede takılmış gibi yapacak. Tamam abi. Bu esnada sen nerede olacaksın bunların hepsi olurken? Ben de kimsenin fark etmediği bir yerde olacağım. Baran! Başlıyor muyuz abi? Başlıyoruz. Ben dayanamıyorum lan, gidip bunu öldüreceğim ben bunu ya. Ya kardeş sabret biraz. Bir şey çıkmazsa gidersin basarsın kafasına. Bundan bir şey çıkmaz, sıkalım kafasına gitsin. Belki adamların bir bildiği vardır. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Gelin şuna bir bakalım ya. Haydi kardeş. Hoş geldiniz gençler. Beni mi özlediniz? Şu an beni öldürmek istiyorsunuz ya. Elinizden bir şey gelmiyor oğlum. Kes lan sesini. Sıkarım taşı kafana. İyi işte. Sıksan oğlum. Sıkmasan adam değilsin lan. Kardeş sen sakin ol. Seni kışkırtmaya çalışıyor. Oyuna gelme. Yok, kışkırtmıyorum. Sıkın lan. Ulan ben şimdi sana sıkacağım. Kes lan. Kardeş şimdi oyuna gelmeyin. Hadi çıkak gidelim ya. Hadi. Durun çocuklar. Daha yeni gelmiştiniz. Nereye böyle? Sıksanız alan bana. Kardeş, düşünecek bir şey yok. Gördüğümüz yerde basacağız. O zaman önce şu Faruk'tan başlayalım. İşimize yaramaz zaten. Hadi çıkalım gidelim. Çabuk.
Yürüyün çocuklar, geliyorlar, yürüyün. Abi şatın orada silah sıktılar. Ne zaman lan? Abi biraz önce sıktılar. Ulan bunlar Faruk'a mı sıktılar? İyi iyi, bizden önce davrandılar. İyi, gidelim o zaman. Abi. Etrafı kollayın. Kıpırdama lan, diye bakırlı. Yeter lan! Ne oldu kanka? Niye bağırıyorsun? Neredeyiz lan biz? Evindesin oğlum. Nerede olacaksın? Kapıyı çaldık, annen açtı. Hepsi rüyaymış lan. Rüya mı? Ne rüyası kanka? 01'i izlediğimiz günden beri çok kötüyüm lan. Kendimi ve sizi mafya olarak görüyorum sürekli. Ben vuruldum, kardeşim vuruldu, siz vuruldunuz. Yahu seni Diyarbakırlı diye bir mafya var. O şekilde gördüm ha. Kanka, ben de mi öldüm yoksa? Hiç sorma ya. Bizi gasp edenlerden intikam falan alalım dedik ama gerek yok kanka. 3-5 kuruşumuz gitsin, canımız boşa gitmesin. Bu nedir ya? Ya kanka, ne intikamı? Kalk sinemaya gidelim ya. Ya ne sineması? Denize gidelim, denize biraz serinleriz. Gidelim mi? Gidelim tabii. Kızlar falan iyi olur değil mi? Hadi hadi. Kanka kalk. Ya kanka, nereye istiyorsanız gidelim ya. Yeter ki boş şeylerin peşinden gitmeyelim. Tamam, siz dışarı çıkın, ben üstümü giyeyim, geliyorum. Hazırlanın biraz. Hadi kanka. Ya tamam kanka, kalk hadi kalk. Kızları da arayacağım bak. Biz seni kapıda bekliyoruz, hadi. Alo, Nurten. Neredesin?